Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi niyetinize göre bu falımızı yorumlamak istiyorum. İnşallah güzel niyetleriniz, istedikleriniz, dilekleriniz bir an önce gerçek olur. Bakalım niyetinizi tutun. Bakalım ben de bunu yorumlamaya çalışayım şimdi. Evet. Bakın tabak. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu gerçekten ben bunu düşünüyorum ve hissettiğim zaman gerçek oluyor. Ne niyet tuttuysanız, ne beklentiniz varsa niyetiniz en kısa zamanda olacak. Çünkü çok zor açıldı. Kahve. Fincanı. Evet. Biraz böyle karışıklık, kargaşa, olumsuzluklar sanki böyle yakanızı bırakmamış gibi bir takım sıkıntılar içerisinde görüyorum şu an sizi. Bakın elinde böyle bir defter olan bir insan, yani okul hayatıyla ilgili bir beklentiniz varsa ya da ileriye dönük belki de işle alakalı bir beklentiniz varsa buna aydınlığa doğru çıkıyorsunuz. Bir takım sıkıntılar, böyle şanssızlıklar, olumsuzluklar yakanızı bırakmamış. O yüzden böyle biraz karamsar düşünüyorsunuz. Karamsar bir dönemdesiniz. Bunları söyleyebilirim. Bir de size böyle yukarıdan bakın şuradan yönetmeye çalışan sanki bir insan var. Onun sanki böyle bir egemenliği altındasınız, bir baskısı altındasınız. Bunun için biraz canınız sıkılıyor. Bunun dışında şurada bir tane kişi size sanki bir çıkış noktası gösteriyor, bir fikir veriyor. Belki bilgilerini sizinle paylaşacak böyle bir insan olabilir. Uzun zamandır olmasını istediğiniz güzel bir haber, belki de müjdeli bir haber gelecek, sizi bekliyor. Bakın burada bir G harfi var. İsminde G olan, yani isminde, soyadında G olan bir insandan güzel, aydınlık bir haber alıp çok sevinebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz güzel bir haber gelebilir. Bunun için böyle biraz aydınlığa geçebilirsiniz. Bunları söyleyebilirim. Bir de dediğim gibi şöyle düşünüyorsunuz, hani ben ne kadar şanssızım, işte neden her şey kötü gidiyor, işte beklediğim iş neden olmuyor, olmasını istediğim şey neden gerçekleşmiyor diye böyle zaman zaman kuruntulu dönemler yaşıyorsunuz, kendinizi sorguluyorsunuz, motivasyonunuzu düşürüyorsunuz. Ama şöyle söyleyebilirim, hani bu şanssızlıklar, hani evet talihsiz birçok şey yaşamışsınız bunu dinleyen sevgili Burç TV takipçileri. Ama şu dönemden sonra yapmış olacağınız bir işle ya da yapmış olduğunuz hayatınızdaki bir yenilikle bu sıkıntılar, bu sorunlar bitecek. Bunları aşacaksınız. Hiç karamsarlığa kapılmayın. Bunu söyleyebilirim. Bakın burada da bir sonsuzluk işareti var. Şöyle söyleyebilirim. Hayatınızda eğer biri varsa bununla ilgili güzel gelecek planları kurabilirsiniz. Güzel bir geleceğe adım atabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi aslında bu kötü durumlar, kötü günler geçmişte kalacak. Geçmişe, çünkü sırtınızı, yani arkaya dönük sırtınız, daha önünüzü aydınlığa çevirmişsiniz. İyi olmasını dilediğiniz, beklediğiniz birçok şey için aslında maneviyatınızla, yani dualarınızla böyle kendinize telkinde bulunuyorsunuz. Maneviyatınız çok güçlü, bunu söyleyebilirim. Temiz kalplisiniz, ama zaman zaman birçok haksızlığa uğramışsınız. Yakınlarınızdan, belki şöyle söyleyebilirim, aile fertlerinizden zaman zaman anlaşmazlık durumlarına düşmüş olabilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Belki de şöyle bir durum olabilir. Hani kendinizi ifade belki de edemiyorsunuz. Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsunuz bazı konularda. Bunları söyleyebilirim. Biraz evet kasvetli ve sıkıntılı bir dönem olmuş sizin için. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu gelecek yılda yeni birçok şeye imza atabilirsiniz. Yenilikler olacak hayatınızda.
Eğer bekarsanız belki bir evlilik yapacaksınız. Eğer evliyseniz belki güzel bir bebek haberi alacaksınız. Ya da bir çocuğunuz varsa belki de ikinci bir bebek müjdesi vereceksiniz sevdiklerinize. Hani böyle hayatınızda güzel anlamda güzel şeyler olacak. Hakikaten çok neşeleneceksiniz. Keyifli olacağınız zamanlar olacak. Birçok kişiyle böyle mutluluğunuzu, güzel anlarınızı paylaşacaksınız. Bir de şunu söyleyebilirim, eğer okulunu yarıda bırakmış ya da dondurmuş, bir beklemeye almış olan Burç TV takipçileri varsa, bu okulla ilgili bir devam kararı alabilirler. Yani okullarına devam edebilirler, bitirebilirler. Yarım bırakmış olan kişiler varsa izleyenler arasında bunları söyleyebilirim. Bir de bu falı dinleyen kişiler birçok gözyaşını sanki içine akıtmış. Hani içinde yaşamış birçok şeyi, onun da vermiş olduğu bir sıkıntı, böyle bir yük var üzerlerinde. Bunları söyleyebilirim. Bakalım şimdi tabağımızda neler çıkmış. Yine temennim, inşallah her şey gönlünüzce istediğiniz gibi sonuçlansın. Güzel haberler sizin olsun. Güzel haberler önünüze gelsin. Müjdeli haberler alın inşallah. Bakın burada da kocaman bir filin burnu var. Yani fil, nasip, kısmet, şans. Evet, kötü günlerin arkasında gelecek olan bir şans, güzellikler, yenilikler ifade ediyor. Yine bir yol düşünüyorsanız, bir seyahat düşünüyorsanız ya da uzak olan bir yerde, bir şehirde tanıdığınız eşiniz, dostunuz, kardeşiniz varsa belki onlara sürpriz yapıp gidebilirsiniz. Yolunuz aydınlık, ferah çıkmış. Eğer yol düşünüyorsanız, yola gitme planınız varsa. Burada da iki çift, yani bir çift göz var. İki gözü sizde. Hani sanki sizden gelecek olan bir şey bekliyor. Yani bir haber, bir adım. Eğer dargınsanız, görüşmediğiniz bir kişi varsa, kırgınlık yaşıyorsanız, belki de bu karşı taraftaki kişi gözlüğüyle, kulağıyla sizden beklediği bir hareket var diyebilirim. Bakın şurada da, yani şurada koskocaman bir deve ve oturmuş. Aslında bu yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen aslında kısmetiniz o kadar bariz, belli, net ki bir kısmetin üzerine oturuyorsunuz. Yani bu benim diyorsunuz, ben elde ettim, ben başardım diyorsunuz. Dediğim gibi bu bir iş olabilir, almış olduğunuz bir gayrimenkul. Yani eğer ev sahibi olmak isteyenler varsa içinizde, belki de bir ev, yeni bir evdir. Yani deve büyük bir kısmettir çünkü, mülktür. Hayırlı bir şeydir, yani onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bakın, aydınlığın, yani karanlık, evet karanlık arkada duruyor ve siz tekrar yüzünüzü aydınlığa çeviriyorsunuz. Aslında şanssız olduğunuzu düşündüğünüz zaman da arkanızda sürekli sizin destekte bulunan bir aile ferdi var arkanızda. Zaten onun böyle varlığıyla, yapmış olduğu dualarla da böyle daha iyi ayakta duruyorsunuz. Daha sağlam, daha dik duruyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten hayır dualarını alıyorsunuz bir aile büyüğünüzün. Burada da yarım yarım iki parça, sanki yarım, yani iki parça bir para koyup kenara bunu birleştirip bir yatırım yapabilirsiniz. Aslında bu, hani yatırım derken, kenara koyacağınız belki de hani yarım yarım ama daha sonra büyüteceğiniz bir maddi anlamda bir şey olabilir. Yani bir birikim olabilir, onu söyleyebilirim. Burada da bir araba çıkmış. Eğer araba almak isteyenler varsa içinizde ya da değiştirmek isteyen, bunun doğru vakit, doğru zaman olduğunu düşüneceksiniz. Belki alım satım yapacaksınız. Eğer hiç arabası olmayanlar varsa içinizde, yeni bir araba sahibi olabilirler. Ve bununla ilgili de bir adak, niyette bulunmuşlar. Adaklarını, yani arabayla ilgili niyetleri olduğu zaman sanki bununla ilgili de bir adak niyeti yapacaklar.
Sanki başkalarını sevindirecekler. Bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi temiz, güzel, böyle hareketli bir dönem ama şanslı bir dönem olacak sizin açınızdan. Yine söylüyorum, her şey gönlünüzce olsun inşallah.